Hiçbir şey olmadı. Okulda koşuşturmaktan, sınavlardan, derslerden ve hocaların boş laflarını dinlemekle geçen bir günün ardından kendimi yatağa bırakıyorum. Çok uzun sürmüyor uykuya dalmam. Uyandığımda saat gece 1-2 sularındaydı. Yorgunluğum hala geçmemişti. Yarı uyur bir vaziyette ayağa kalktım. Çok susamışım. Mutfağa gitmek için hareket ettiğim anda boynumda bir huylanma hissettim. Çok garipti. Sanki biri ya da bir şey boynumu yalamıştı. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Yani normal değildi. Vücudumdaki adrenalin artmaya başladı. En küçük bir şey olsa hiç durmadan saatlerce koşarım. Ama hiçbir şey olmadı. Etraf karanlıktı. Hemen odamın ışığını yaktım. Odamı hızlıca aradıktan sonra rahatladım. Hiçbir şey yoktu. Su içip uykuma dönmeliyim diye düşündüm. Odamdan çıkarken omzumun iki yanında iki el hissettim. Yine boynum huylandı. Bu sefer daha uzun sürdü. Taş kesilmişti. Işığı kapatıp yatağa girdim. Örtümü kafama kadar çektim. Korkudan titriyordum. Sabaha çıkaramayacaktım belki de. Yatağa bir şey oturdu. Ardından üstüme bir yük çöktü. Üzerimde gezinen eller hissettim. Bu böyle devam edemezdi. Bir harekette yataktan fırladım. Korkunç bir ses duydum. Gerçekten yüksekti. Annemle babamı uyandırmak için yanlarına gittim. Nasıl duymazlardı? Hemen annemin koluna dokundum. Bir anda gözlerini açıp bana baktı. Çok korkmuş gibiydi. Kafasını yavaşça diğer tarafa eğdi. Bir daha yokladığımda bir cevap alamadım. Yan tarafına baktığımda babamı göremedim. Bu evden çıkmalıydım. Sadece kaçmalıydım. Koşmaya başladım. Babamın duvara çakılmış cesedini görene kadar. Ağzından kan değil, başka bir şey akıyordu. Vücudunun bazı yerleri parçalanmıştı. O huylanma yine oldu. Bu sefer göğsüme kadar indi. Canım yanmaya başlamıştı. Vücuduma çizikler atmaya başladı. Kaçmaya çalışsam da beni bırakmıyordu. Çok güçlüydü. Son saniyelerim böylesine korkunç olacaktı. Bir an beni öyle sıktı ki kemiklerim kırılıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Boğazlarım parçalanana kadar bağırdım. Hiçbir şey değişmedi. Çok fazla kan kaybettim. Kendimi olduğu gibi bıraktım. Apartmanın merdivenlerinden gelen seslerle birlikte gözlerimi kapadım. 2 gün sonra uyandığımda başımda insanlar vardı. Herkes korku ve acıyarak bana bakıyordu. Sebebi vücudumun hali değildi. Annem ve babamın ölmüş olması yalanı yüzünden. Onlara hiçbir şey olmadı. Yaşıyorlar. Sadece işleri yoğun olduğu için gelememişlerdi. Ne dediklerini anlıyorum. Biraz sonra polisler ifade almak için geldi. Hiçbir şey hatırlamadığımı söyledim. Bir gün sonra taburcu oldu. Beni eve götürmek için polisler gelmişti. Yol boyunca soru sordular. Ama hiçbir şey söylemedim. Çünkü hiçbir şey olmadı. Evden içeri girdiğimde annem odamı temizliyor, babamsa içeride televizyon seyrediyordu. Onları çok seviyorum.